dakikada Türkçe. Bugün Türkçe'de yönelme durumu öğreneceğiz. Daha önce uzaklaşma durumu öğrenmiştik. Uzaklaşma durumu bir yerden ayrılmayı, çıkmayı bildiriyorken, yönelme durumu bir yere doğru hareket etmeyi bildirmektedir. Hemen bir örnekle açıklayalım. Ağaçtan düştüm, uzaklaşma durumu. Ağaca çıktım, yönelme durumu. Naučili smo padežne nastavke za udaljavanje, odnosno ablativ. Kada znamo da ablativ označava udaljavanje ili izlaz iz nekog mjesta, padežni oblik dativa označava kretanje prema nekom mjestu. Pogledajmo primjere. Ağaçtan düştüm, uzaklaşma durumu. Označava udaljavanje od drveta. Ağaca çıktım, yönelme durumu. Označava penjanje na drvo, odnosno približavanje. Türkçenin armonisine göre yönelme durumu eki A ya da E şeklinde yazılır. Yönelme durumu ekini alacak olan kelime sesli bir harf ile bitiyorsa eki Y harf ile birlikte alır. Caddeye gidelim. Arkaya bakalım. Göle girelim. Okula gidelim. Prema harmoni turskog jezika nastavci za padežni oblik dativa u turskom jeziku su A ili E. Ukoliko riječ završava samoglasnikom, nastavak za padežni oblik dativa se piše skupa sa glasom je. Cadde je gidelim. Arka ja bakalım. Göle girelim. Okula gidelim. Uyarı. Bu ek, ben, sen ve o kelimelerine eklediğinde bana, sana ve ona şeklinde yazılır. Ako dodajem ovaj nastavak na lične zamjence ben, sen i o, pišu se u obliku bana, sana i ona. Evet, öğretmenler okula gidiyor. Bravo, çocuklar kediye bakıyor. Evet, Onur eve yürüyor. Aferin size. Ayşe bana bakıyor. Bravo, eşyalarımı masaya koyuyorum. Evet, o kitabı şimdi sana veriyorum. Bravo, kedi ağaca tırmanıyor. Evet, polis ona bakıyor.